çok mutlu olunca sen kötü bir çocukmuşsun gibi gelirdi hayalet, anladın mı? Sen çok kötü bir şey olacakmış gibi. Ama artık şöyle gelmiyor. Kalbim de üzülmüyor. Hep gülesim geliyor. Onlar da beni çok sevsin istiyorum. Ben hep güzel şeyler yapayım, mutlu olsunlar. Çok güzel tahmin ederim müziklerini, olur mu? Bilmiyorum Zeki, yemin ederim bilmiyorum. Vallahi billahi bilmiyorum. Bak, doğru söyle kadın. Koyarım gözlerini. Bak bana çok ayıp sen, bir de onlar. Hadi. Hadi gidelim. Öldüreceğim lan seni. Seni öldüreceğim. Çabuk. Öldüreceğim lan. Lan seni. Zeki bırak. Öldüreceğim lan. Kimsin lan sen? Kim lan bu? Bu mu arıyordu seni? Ha? Tanımıyorum. Allah, vallahi ya. Tanımıyorum. Lan öldür ya. Yapma Zeki Allah aşkına ya. Allah aşkına Zeki dur. Ya. Bırak lan karımı. Ya. İkinizi de geberteceğim. Yapma. Geberteceğim lan ikinizi de. İkinizi de geberteceğim. Ulan. Ulan. Zeki. Zeki kendine gel. Zeki. Öldürdün kocamı, öldürdün. Zeki. Zeki hadi kendine gel ne olursun. Zeki. Güle abla. Bu listeden başka bir şey lazım mı? Yok kızım, onları al yeter. Arka sokakta bir milyoncu da hepsi var zaten. Tamam, ben hemen halledip geliyorum. Tamam. Senin yüzüne kapı kapamadım mı ben? Hiç affetmeyecek misin beni? Neyini affedeyim Mahir? Nasıl affedeyim? Ben hala oğlumun öldüğü gündeyim. Senin hayata devam etmeni mi affedeyim? Oğlum suyun yedi kat dibindeyken senin başka çocuklara babalık edebilmeni mi affedeyim? Hı? Yoksa oğlum için bırakamadığın mesleğini bırakmanı mı affedeyim? Neyi affedeyim Mahir? Bana bir zerre olsun değer veriyorsan ne olur git. Bir daha da çıkma karşıma. Affetmiyorum seni. Thank you.
Bekleme bana, bul! Bul! Dükkan kamerası bul. Mobese bul. Nereye girdiyse, nereye çıktıysa, santim santim, milim milim izle, bana nerede olduğunu bul! Yok deme, bul! Hayır. Sence yalan söylemiş olabilir mi bize? Kesin öyle. Ona zarar vermemiş bir yere saklamış olabilir mi? Kesin öyle, kesin öyle. Bak, sabahtan beri arıyoruz, bulamadık. Muhakkak bir yere girdi. Ben sana söz veriyorum Gülay. Yerin dibine de girse ben onu bulacağım. Merak etme. Amirim. Amirim bul. Nerede buldunuz onu? Oğlum! Kayalarla teknelerin oradaydı amirim. Oraya sıkışmış. Yenge nereye gidiyor amirim? Gülay! Bırak! Bırak oğlumu kırdı, rızam bırak! Oğlum orada bırak vay! Ay yavrum bebeğim! Efendim Ayşegül'üm? Ne? Tamam geliyorum ben. Sakin olun siz. Geliyorum hemen. Arabayı durduracaklarmış. 3 ay oldu be. Sadece 3 ay. Kazaktan başka bir şey çıkmadı sudan. Ama merak etme. Gerekirse ben şehirdeki bütün mobeseleri inceleyeceğim. Tek tek. Nereye gittiyse, nereye saklandıysa bulacağım. Eğer oğlumuzu alıp sakladıysa... Nedir? Ben çok yoruldum Mahir. Bırak da oğlumun yasını tutayım. Vazgeç artık. Vazgeçmem ben. Polisim. Herkesin vazgeçtiğini takip ettiğim için iyi polisim ben. Keşke polis olacağına baba olsaydın. O zaman oğlumuz şu an hayatta olurdu. Yazdıklarının hepsini aldım Gülay abla. Para bile arttırdım. Bak. Gülay abla. İyi misin? Bir şey mi oldu? Bir insan ömründe kaç kere ölür kader? İnsan tekrar tekrar ölmeye ne kadar dayanabilir? Ben sana çay getireyim mi Gülay abla? Yanına su da getireyim mi? İster misin ha? Yok.
Yok kızım, sağ ol. Hadi sen çık artık. Ama sen çok güçsün Gül abla. Ben seni böyle bırakamam ki şimdi. Alışıyorum ben. Hadi sen çık artık. Kapatacağım zaten. Yarın yine gelirsin. Henüz hiçbir şey bilmiyorum Pınar Hanım. Zeynep'le bir göreyim, onunla bir konuşayım, ona göre haber vereceğim. Tamam, tabii ki tekrar görüş ayarlayabiliriz. Merak etmeyin. Teşekkürler, sağ olun. Mahir Bey ne yapmış bu çocuk? Durduk yere adamın birine saldırmış, adama hastanelik etmiş. Kafa travması geçiriyormuş adam. Ya değildir. Dur bir, sakin ol, öğreniriz onu. Merhabalar. Ben Mahir Boztepe, Burak Taşçı'nın müdürüyüm. Hanımefendi de kurumda. Yanındaki küçük kızdan, Zeynep'ten ben sorumluyum. Nerede o, iyi mi? İyi, merak etmeyin. Polis ablası tuvalete götürdü. Birazdan gelirler. Burak Bey'i de nezarete aldık. Nöbetçi mahkemeye sevk edilecek. Peki bu durduk yere saldırılı meselesi nedir? Vallahi hanımefendi öyle ifade verdi. Kocası da hastanede şu an. Şikayetçi oldular. Hanım, kocan ne yaptı da girdiler bunlar birbirine? Bir şey yapmadı. Ne yapacak ki tanımadığı insana? Sizin oğlan durup dururken geldi, kocama saldırdı. Birine mi benzetti artık, ne sandıysa? Hı. O bileğindeki morluğu da oğlan mı yaptı? Memur bey, ifade tamamsa ben hastaneye gideceğim. Eşim beni bekliyor. Tamam hanımefendi, dosya numarası burada. E-Devlet'ten takip edebilirsiniz. Tamam, teşekkürler. Sen çocukla ilgilen. Ben de şu işi halledeyim. Mahir Bey, neyi halledeceksiniz? Resmen hayalet cinnet geçirmiş. Hem de yanında Zeynep varken. Ya bileğini görmediniz mi? Mosmordu, mosmor. Mahir Bey? E'si ne? Kocası buna şiddet uygulamış, hayalette araya girmiş. Yoksa niye yanaşsın bu ikisinin yanına? Ya öyle bile olsa adamı hastanelik etmiş. Mahir Bey, daha geçen gün konuştuk. Şiddet ortamında büyüyen çocuklarda şiddet eğilimi olur dedik. Ayşegül Hanım, onda şiddet eğilimi yok. Olmaz, ben hayaleti çocukların yanında tutamam artık. Salıverirse bile sakın ama sakın yuvaya getirmeye kalkmayın. Kübra Hanım. Kübra Hanım. Ben de hastaneye gidiyorum. Arabada yer var. İsterseniz beraber gidebiliriz. İstemez, sağ olun. Kübra Hanım, Kübra Hanım. Aynı yere gidiyoruz. Oğlan adına kocanızdan özür dileyeceğim ben. Buyurun. Ayağımın altına sinme. Dokunma çocuğa. Bak, annene ancak böyle yapınca. Böyle yapınca anlar. Vurma, vurma anneme, yapma. Ay. Vurma. Bizim Burak aslında iyi çocuktur. Herkes onu dilsiz sanıyor ama öyle değil. Babası öfkeli, dayakçı adamın teki. Durmadan annesini dövüyor. Annesi sonunda dayanamıyor. Canını kurtarmak için adamı öldürüyor. Babası mezara, annesi hapishaneye. Oğlan da benim yanıma geliyor. Benim yanıma geldiği zaman 10 yaşındaydı. Ben sesini hiç duymadım. O günden beri hiç konuşmamış. Böyle Kübra Hanım. O tür evlerde insan sağlam çıkmıyor. Olan da çocuğa oluyor. O yüzden bizim oğlanın yumuşak karnı kadınlar.
Kötü davranılan bir kadın gördüğü zaman dayanamıyor. Hele bu bir anneyse eyvah eyvah. Şu ileride ışıklar deneyeyim ben. Gerisini yürürüm. Sizin özür dilemenize falan gerek yok. Geçti gitti artık, uzatmayalım. Ama siz merak etmeyin. Ben gerekeni yapacağım. Merak etmeyin. İşten çıkartacağım onu. Ne hali varsa görsün artık yani. Yok sesi çıkmıyormuş, yok kimsesi yokmuş. Şu saatten sonra beni bağlamaz artık. Uygun mu şurası? Evet. Onun bir suçu yok. Kocam kendi düşüp vurdu başını. Oğlan beni korumaya girdi araya. Ama Zeki iyice köpürdü. Bir şeyim sandı onu. Sonra vurayım derken de düştü. Yani şikayetinizden vaz mı geçeceksiniz? Nasıl geçeyim? Geçemem. Zeki iyice delirir sonra. Sizin elinizde ne geçecek? Yani böylece deliliği geçecek mi? Bir daha size hiç mi vurmayacak? Bak. Bak oğlanın anasına. Zeki öyle şey yapmaz. Yavrumuz hayırlısıyla bir de olsun. Sinirleri yatışacaktır. Baba olunca düzelir. Bakma bana öyle. Oğlum daha doğmadan babasız bırakacak değilim onu. Düzelecek biliyorum. Allah o çocuğun da yardımcısı olsun. Sesini geri versin. Ama ifadeyi geri alalım. Kusura bakma. Alo Sinan. Ya kusura bakma, biz yine işimiz düşünce aradık seni. Olur mu hiç öyle şey amirim? Kusur ne demek? Olay nedir amirim? Ne yapabilirim senin için? Estağfurullah oğlum. Amirliğimiz mi kalmış bizim? Ya Sinan, bize MOBESE kayıtları olmadı, güvenlik kamerası kayıtları lazım. Tabii olur amirim. Adresi yolla hemen bakalım. Tamam, yolluyorum. Öyle şey yapmaz. Yalan söylemiyorum. Belki de sen yanlış görmüşsündür. Değil mi Mavi? Gördüm işte. Amca hiçbir şey yapmadı. Hırsıyla konuşuyordu. Hayat gidip onu itti. Kafasından kan çıkardı. Çok korkunçtu. Hayatın suçu hepsi. Tamam Pınar Hanım. Görüşürüz. Abicim, tatlım dur bekle, sen nereye gidiyorsun? Yani ama kızlar aşk olsun. Ben size demedim mi Serçe'nin üstüne gitmeyin diye? Ama o da yalan söylemesin. Serçe'nin söyledikleri doğru mu? Değil. Hayalet kimseye saldırmaz. Saldırmış işte kızım. Ya bize saldırırsa? Ya yapmadı diyorum ya, yapmadı. Nereden biliyorsun Mavi? Hem Serçe niye yalan söylesin ki? Serçe çok korkmuş Mavi, yazık. Ama zaten Hayalet gelince özür diler ondan. Çocuklar tamam. Lütfen şimdi size bir şey soracağım ama bana dürüst olun, tamam mı? Hayalet daha önce hiç öfke patlaması yaşadı mı? Yani böyle aniden bir şeye öfkelenip şiddet gösterdiği oldu mu hiç? Hayır. Sanki onu tanımıyorsun. Mavicim, bir insanı gerçekten tanımak çok zordur. Yani bazen en yakınımızdaki insanları bile aslında tanımadığımızı anlarız. Niye böyle söylüyorsun? Bir şey mi oldu Polyanna? Yoksa Hayalet daha gelmeyecek mi? Evet. Maalesef artık Hayalet... Hayalet, hoş geldin. İyi misin? Hoş geldin Hayalet. Sen beni mi dövdün Hayalet? Yok öyle bir şey kızım. Ne alakası var? Adam biri karısını dövüyormuş. Hayalet de araya girmiş. Sonra adam düşmüş, kafayı vurmuş. Yani adam kendi kuduruklığında boğulmuş.
Ne, siz oradaydınız galiba. Bir nevi. Hadi bakalım hayalet, işinin başına. Bak sen yokken çocukların beti benze atmış. Hadi. Çık çıkı duydun hayalet. Hadi gel karnımız duydun. Kaç saattir yoksun, vallahi çok açız. Makarna yaparsan ben de yerim. Mahir Bey, ben size hayalet burada kalamaz demedim mi? He? Bu ne? Bakın Ayşegül Hanım, bakın. Yandaki binanın güvenlik kamerası. Her şeyi kaydetmiş. Ben burada adamın tekini tartaklayan hayaletten başka hiçbir şey görmüyorum. Ya Ayşegül Hanım, hayalet kadını korumuş, kadını, kadını. Anladınız mı? Kadın bana her şeyi itiraf etti. E demek ki polis de hakim de haklı bulmuş ki çocuğu salmış. Öyle sizin söylediğiniz gibi şiddete meyli falan yok yani. Siz de o kadar dertlenmeyin ya. Ben hayaletin Zeynep'in gözü önünde birini tartaklamasına dertlendim. Ya çocukların halini görmediniz mi? Hepsi tedirgin. Zeynep deseniz allak bullak. Ben aileye gitmem diyor. Şımarıklıktan başka bir şey değil o Ayşegül Hanım. Bakmayın siz ona. Siz ayarlayın görüşmeyi. Ben hayalete olan zaafınız yüzünden çocukların psikolojisini görmezden gelemem. Benim bu durumu kuruma rapor etmem gerekiyor. Ayşegül Hanım, zaaf falan yok. Yani bana güveniyorsanız ona da güveneceksiniz. Yani ben artık kime güveneceğimi bilmiyorum. Size bir şey söyleyeyim mi Ayşegül Hanım? Hayalet var ya hayalet. Az bile yapmış. Ben olsam daha fazlasını yapardım. O adam geberse de gam yemezdim ben. Anladınız mı? Şimdi gidin, bunu da rapor edin. Siz birini öldürebilir misiniz? Katil olabilir misiniz siz? Bildiğiniz gibi yapın Ayşegül Hanım. Bildiğiniz gibi yapın. Artık ekip değiliz. Tamam, siz öyle uygun görüyorsanız dosyaları en kısa sürede bir memura devrederim. Hanife teyze, bize kermes için poğaça yapabilir misin lütfen? Her işim bitti, bir omluk kusur kaldı kızım. Hem sizin aşçınız var, ona söyleyin. Olmaz, küsüz biz onunla, söyleyemeyiz. Ben bilmem. Ne yapacağız ya? Kermesi poğaçası gidemeyiz. Gitmeyelim. Ben zaten kermesi hiç istemiyorum. Herkesin annesi geliyor. Hiç de güzel değil. Değil mi Serçe? Hı? Üzülme Serçe. Biz sana inanıyoruz. Seni çok korkuttuğu için hayalete biz de küsüz. Ondan poğaça istemeyeceğiz. Onun yüzünden Pınar teyzeye de gidemedim. Aslında Pınar anneni kermesi çağırabilirsin Serçe. O zaman hiç üzülmezsin. Ha, ne dersin Bambi? Yanımızda bir anne olursa ya, belki sen de o kadar kötü hissetmezsin kendini. Ya bir de Serçe'ye mi kıskanacağım? Ben çok acıktım. Gidip kendimize sandviç yapalım mı? Olur. Ben sana yardım ederim. Anneciğim, cennet çok uzakta olduğu için kermesime gelemeyeceğini biliyorum. Ama lütfen benim için Allah babayla konuşur musun? Bari sahte cinsim gelsin. O zaman o kadar üzülmem anneciğim. İnşallah. Amin. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş değil mi nene? Hı hı. Valla patlayacağım, hala yiyorum. Öyle güzel. Yukarıda bizi bekliyor. Sandviç yapacağız da. Neymiş o? Burada mis gibi omlet var kızım. Sandviçte ne işiniz var? Omlet istemiyoruz da abicim. Ondan. Kendim yaparım, teşekkür ederim.
Hayal et, bir kahve yap bana. Nerede bunlar? Hiçbir ağaç değilmiş. Nasıl ağaç değilmiş? Bunlar burada dururken o ekmekler ne? Kahveyi yukarı getir Hayalet. Ellerine sağlık Hayalet. Çok doydum vallahi. Çıkıyorum ben. Nereye? Şey, arkadaşımla buluşacağım da Mavi. Ödev yapacağız birlikte. Bana bak, o çocukla görüşmüyorsun değil mi? Yo, yemin ederim. Vallahi hiç görüşmüyorum onlarla. Bu arkadaşım yeni. Zaten biz onunla sana sürpriz yapacağız. Ne sürprizi? Abla sürprizi. Söylemiştim ya hani. Yakında görürsün. Hadi bay. Kahveyi ben götürürüm. Sen poğaça için malzeme hazırla. Hazırla işte. O şapşallara kermes için poğaça yapacağım. Senin de işin var burada. Hayalet nerede? Aşağıdaki şapşallara kermes için poğaça hazırlıyor. Ha. İşini bitirince gelsin. Çok işimiz var. Ha şey, onun çok işi var. Ben yardım edeyim sana. Senin ödevin yok mu? Yok. Yani poğaçalar bitinceye kadar işim de yok. O huysuz şapşallarla vakit geçiresim de yok. Kim arayacak? Sana ne? Sordum sadece. Sorma. Evet. Ben şimdi bunları böyle alacağım. Sana vereceğim. Sen de zımbalayacaksın. Sonra buna mı koyacağım? Onu ben koyacağım sonra. Al. Ne diyorsun peki? Bizim oğlan kekle börekle çözer mi bu işi? Merak etme, ben hallederim. Huysuzluk yapıyorlar işte. Yoksa benim abim melektir. Hiç kötü bir şey yapmaz. O kadar eminsin yani. Sen de Pollyanna gibi konuşma. Eminim tabii. Çünkü onu sen yetiştirdin. O zaman ara bakalım Pollyanna'yı. Geçen ayın evraklarını getirmedi. Vakti varsa getirsin. Ha? Niye ben arıyorum? Çünkü benim işim var. İyi günler Mahir Bey, buyurun. Yok, ben Mavi. Mavi? Tatlım, bir şey mi oldu? İyi misin? Arkadaşların iyi mi? Yok yok, iyiyiz, merak etme. Kermes vermes işleri işte. Cik cik seninle konuşmak istiyormuş. Evet. Buyurun Mahir Bey. Eğer raporu soracaksanız henüz yazmadım ama yazacağım. Ya söyleyeceğiniz hiçbir şey de bu durumu değiştirmeyecek. Ayşe, o yüzden ya, biz sizinle bir konuşalım. Bu böyle telefonda olmayacak. Var mı birkaç saat vaktiniz? Olur. Ben şimdi bir görüşmeden çıktım. Başka bir görüşmeye gidiyorum. İsterseniz kurumun oradaki çay bahçesinde görüşebiliriz, olur mu? Olur. Olur tabii. Ben sizden haber bekliyorum o zaman. Tamam. Evet. Poğaçalar mı? Tamam.
Ya hayal et, bir baksana. Cik cik şu an mutlu değil mi? Yani ben uydurmuyorum. İyi tamam o zaman, gidelim hadi. Burada da yok ya, burada da yok. Ya benim şekerlerimi kim yedi? Sen. Uf, şimdi hayalete de küsüz. Nasıl şeker alacağım ben? Of Serçe ya, keşke yarın kısaydın hayalete. En azından bugün şeker alırdım. Özür dilerim. Anneleri okulda olunca herkes böyle bir şey istiyor annelerinden. O zaman da benim canım anne çekiyor. Poğaçalarım var anam. Kermes için sımsıcacık. Patates de mi yoksa? Zaten ben patatesi sevmiyordum. Aa, hiç mi sevmiyorsun ya? Birazcık bile mi? Hı? Hiç mi ya? Minnacık. Özür dilerim, dayanamayacağım. Ha. Kızlar, siz de ister misiniz? Yok. İstemiyorum. Teşekkür ederim. Hayalet dedi ki, eğer birimiz boncuk şeker almaya giderse kek de yapabilirmiş. Boncuklu şekerli kek mi? Ben giderim. Ama bir dakika, şartım var. Neymiş o? Neymiş ki? Ben yaparım. Kek yapmaya Mozi ve Serçe de yardım edecek. Yoksa imkansız. Edersiniz değil mi? En boncuklu tarafını size veririm. Ya birazcık seviyorsunuz, şu kadarcık seviyorsanız. İyi tamam. Yardım ederiz. Ederiz değil mi Serçe? Lütfen, mutlu olmam için. Tamam. Ne? Ben gittim, hızlı gittim, hem de çabuk gittim. Zülfü. Anneciğim çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Ay. İşte burada. Sağ ol canım. Şeker yer misin? Efendim? Ben hep üzüldüğümde şeker yerim. O zaman üzüldüğüm geçer. Belki senin de ağlaman geçer. İstediğin rengi seçebilirsin. Sen bizim eve gelen o tatlı kızsın. Bambi'ydi değil mi? Birilerine benzetmiştin bizi. Evet Zülfiye. Çok teşekkür ederim canım ama şu an kendimi bir şey yiyecekmişim gibi hissetmiyorum. Sen benim yerime de ye, olur mu? Haklıymışsın. İyi geldi. Çok teşekkür ederim. Aslında çilekli kek daha iyi ama şimdilik idare et. Ömer. Şimdi çıktım klinikten. Bu sefer de tutmamışım ben. Doktor da ümitliydi bu sefer. Biz neden anne baba olamıyoruz? Bizim hiç çocuğumuz olmayacak mı? Tamam. Tamam ben iyiyim. Şimdi çıkacağım. Tamam konuşuruz. Senin çocuğun yok ki mi ağlıyorsun? Şey, canım. Bazı çiftlerin çocukların olabilmeleri için tedavi olmaları gerekir.
Biz de Ömer abinle bir süredir tedavi oluyoruz ama işe yaramıyor. Benim gibi bir kızınızın olmasını istiyorsunuz? Evet canım. Hiçbir şey istemediğimiz kadar çok istiyoruz. Olur o zaman. Cık cıkla Pollyanna edersiniz. Bir de mektup yazarsınız. Bu iş çok basit olur. Hem kızınız sizi bekliyor ki. Hep sizin hayalinizi kuruyor. Kızımız mı? Siz onu çok seveceksiniz. O da sizi çok sevecek. Birlikte kermesine gideceksiniz. Sence bizim kızımız mı olacak? Öyle mi hissediyorsun? Evet. Hem de %1 milyon olacak, 10 milyon olacak. Gel buraya. Abicim, bana o kadar iyi geldin ki anlatamam. Çocuklara malum olur böyle şeyler. Sen benim meleğim oldun. Ben senin meleğin mi oldum? Bugünü hiç unutmayacağım. Sen de beni unutma, olur mu? Ben seni hiç unutmam ki. Kocanı da söyleyecek mi? Evet, tabii söyleyeceğim. Şimdi ona söylemeye gidiyorum. Hadi sen de koş eve. Merak etmesinler seni. Hadi. Hu, ne yapıyorsunuz siz orada? Ha, ben daha yeni temizledim be kızım orayı. Allah, her yeri unlanmış. Ayağını çek oradan, çek, basma. Ben temizlerim şimdi orayı. Tövbe yarabbim, tövbe. Mustafa'm biraz daha gelmezse bu azarı boşuna işitmiş olacağız. Nerede kaldı bu? Bir yudum işte, bir yudum. Şu şekerleri yolda yediğini ben de biliyordum. Hayır, onu değil. Gerçek Şerif'imin çocuğu olacağımı. Bir de ona sahte demeyin ha. O artık gerçek Şerif'i. Benim gibi kızları olmasını aşırı çok istiyorlarmış. O yüzden de beni alacaklar. Buna meleğim dedi. Kim dedi? Dedim ya. Gerçek Şerif'i. Kocasına da söyleyecekmiş. O da çok sevinecek. Bambi. Hem sen artık olgunlaşmıştın. Hayal falan kurmuyordun yani. Hayal değil ki. Gerçek gördüm. Ağlıyordu. Ben de ona şeker verdim. Meğerse çocuğu yok diye ağlıyormuş. Bambi'cim. Onların çocuğu var. Hem de bizim yaşımızda bir kızları var. Hayır, yok. Var Bambi. Ben de gördüm. İşte bile. Bizim çocuğumuz yok dedi. Ne biçim ağladı? Keşke senin gibi bir çocuğumuz olsa dedi. Bambi'cim. Bak, yemin ederim. Onların bir çocuğu var. Anneler babalar çocukları durdurup biz seni alacağız demezler Bambi. Sen yine hayal görmüşsün. Hayal değil. Gerçek gördüm ben. Ben de bir daha size hiç inanmayacağım, hiç. Ne oluyor buna? Yine hala hayali görmüş. Biz ona gerçek değil deyince üzüldü. Hayal et. Ben çıkıyorum. Siz keyfinize bakın. Keyfinize bakın mı dedi o? Bilmem. Biz yanlış duyduk sanırım. Geç mi kaldım ben? Yok Mahir Bey, ben erken geldim. Geçen sefer ben söylemiştim bunu. Ben geçen akşam biraz daha ağır konuştum. Dilime de tavrıma da hakim olamadım. Evet. Ama biz bir ekibiz. Öyle değil mi? Hem de faydalı bir ekibiz. Yani en azından ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ama işte siz güvenmiyorum falan deyince benim bir anda sinirim zıpladı. Ayşegül Hanım, biz birbirimize güvenmezsek nasıl olacak?
Hayalet'i nereden tanıyorsunuz Mahir Bey? Rica ederim yoldan geçerken gördüm demeye falan kalkmayın. Ya size güvenmemi istiyorsanız aklıma bana saygı duyun artık. Ayşegül Hanım, ben size saygı duymasam burada ne işim var? Ama artık siz benim geçmişimi kurcalamaya bırakın ama. Bırakın artık. Ne yapacaksınız? Benim geçmişimi, önümü, arkamı, sağımı, solumu. Size ne? Geçmiş bitmiş işte. Geçip bitmişse bana ne tabii? Ama siz hala oraya dönmeye çalışıyorsunuz Mahir Bey. Siz orada yaşıyorsunuz. Müdürlüğünüz bile geçmişinizle alakalı. Kefaretimi ödeyip gideceğim diyorsunuz. Hı. Bir ayağı kapıda olan bir adama ben nasıl güveneyim diyorsunuz, öyle mi? Estağfurullah. Yani neden gideceğinizi bilsem ayaklarım yere daha sağlam basar diyorum. Ayşegül Hanım, hayatımda gördüğüm yere en sağlam basan insanlardan birisiniz. Hani bundan daha fazla sağlam basmak, betona kazık çakmak demek. Neyse işte Ayşegül Hanım, siz bize lazımsınız. Böyle yuvadan bir gittiniz, her şey birbirine girdi. Nasıl her şey birbirine girdi? Mahir Bey, yani çocuklar iyi demiştiniz bana. Yok, hayır, çocuklarla ilgisi yok. Yani bıraktığımda onlar mutfakta börek çörek yapıyorlardı. Evrak işleri diyorum. Evrak işleri öyle kaldı yani. Hepsi onay bekliyor, imza bekliyor. İyi, tamam, ben yarın sabah erkenden gelirim. Evrak işlerini hallederiz. İyi o zaman. Ben de bir çay içeyim. Hı? Bir çay. İki çay. Bambi. Bak, sana istediğin kekten yaptık. Hediye ile Büdü senin için yeni şekerler de aldı. Hepsini kekin içine doldurduk. Hadi kalk da beraber yiyelim. Kafamı karıştırmayın, dua ediyorum. Ne duası? Gerçek şilkim gelip beni hemen alsın duası ediyorum. Çünkü onların çocukları yok. Kandırmayın beni bir daha. Kandırmıyoruz Bambi'cim, bak yemin ederim. Biz sen üzgünken onlarla konuşmaya gitmiştik Sarçı, değil mi Sarçı? Şeker ailem çok benziyorsunuz. Bambi'nin annesi babası olur musunuz diyecektik. Ama kızlarıyla bahçede oynarken gördük Bambi'cim. Görmediniz. Doktor bile onları çocuk yapamamış. Onların çocukları yok. Onlar beni alacaklar. İyi madem o kadar eminsin. Gel birlikte bakalım çocukları var mıymış, yok muymuş. Tut şunu. Gel. Nereye? Evlerine mi gidiyoruz? Ama daha doğan bitmedi. Sen Jülfine gidiyoruz. Hayalet, biz Bambi'nin Jülfine gidiyoruz. Birazdan geliriz. Ben de geliyorum. İstemiyorum, teşekkür ederim. Şurası mıydı? Evet, ama insanlar ne diyeceksin ki? Öyle içeri girip hemen merhaba sizin çocuğunuz var mı diye sorulmaz ki. Bulurum ben bir şey. Sorsun ki. Yok diyecekler sonuçta. Merhaba çocuklar. Merhaba. Hoş geldiniz. Bambi'cim, şekerlerini almaya geldin değil mi? Hepsini arabada unutmuşsun. Öyle mi yapmışım? Nasıl yani, siz bugün Bambi'yi gördünüz mü? Evet. Hem de öyle kötü bir anımda bana moral verdi ki anlatamam. O yüzden eğer vaktiniz varsa size bir şeyler ikram edip kardeşinize teşekkür etmeyi çok isteriz. Değil mi hayat? Kesinlikle. Hadi içeri geçelim. Ben de şekerleri getireyim. Böreğimiz de var. Yanına elma suyu da sıkarız. İçersiniz değil mi? İçeriz. Hadi. Hadi hadi. Hadi bakalım. Hadi. Geçin, 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 geçin. Biz aslında Mozi'nin piyano konseri vardı. Onun için mahalledeki çocukları davet ediyorduk. Konser mi? Hı-hı. Çok eğlenceli olacak. Çocuğunuz varsa dinlemeye gelebilir. Yok. Ama 8 yaşında bir yeğenim var. İsterseniz ona sorabilirim. Gerçi buraya biraz uzak oturuyor. Saat kaçtı?
Yeğen mi? O kız sizin yeğeniniz miydi? O zaman olmaz. Uzak oturuyorsa olmaz. Neyse, biz başka evlere de soralım. Bambi burada sizinle birlikte elma suyunu falan içsin. Biz dönüşte alırız onu. Yürüm Ozu, yürü. Hadi biz iyi günler, biz geliriz. Almaya geleceğiz. Elmaları ben sıkabilir miyim? Tabii ki. Hadi mutfağa gidelim. Gel bakalım. Sence gerçekten anne babası olurlar mı? Yani bilmem. Belki birbirlerini çok severler. Zaten Bambi'yi kim sevmez ki. Belki hayal kurmak o kadar da kötü bir şey değildir. İmkansız olduğunu bilsek bile. Eğer gerçekten istersek belki bizim hayallerimiz gerçek olur ha? Ne dersin? Bilmem. Belki olur. Tamamız değil mi şimdi Ayşegül Hanım? Ha? Küslük, dargınlık kalmadı. Yok, kalmadı Mahir Bey. Ama Hayalet hakkındaki raporu hazırlamam lazım. Haberiniz olsun. Tamam, hazırlayın ama acele etmeyin. Önce bir gelin, çocuklarla bir konuşun. Hayalet'le bir konuşun, onları bir görün. Ondan sonra hazırlayın. Peki, tamam. Bu kadar kısa sürede toparlanmış olmaları bile bir mucize. Zeynep'le bile arası düzeldi dediniz, öyle mi? Evet, Mavi hepsini halletti. Mavi mi? Hı. O kızı hafife almayın Ayşegül Hanım. İsteyip de yapamayacağı hiçbir şey yok. Yapmayın Mahir Bey, 10 yaşında çocuk o. Öyle demeyin Ayşegül Hanım. Onun kadar bir de yerin dibinde var. Onun başaramadığı tek şey kendine adam gibi bir aile bulmak. Siz de onu öyle sanın Mahir Bey. Kalkalım mı? Olur. Kızlar hoş geldiniz. Bambi. Ya. Biraz daha. Ya hadi hadi, gitmemiz gerekiyor. Cikcik delirmiştir şimdi. Hadi hadi hadi. Yine bekleriz biz seni, tamam mı? Aşırı güzel eğlendik değil mi? Evet. Ya bize de çok güzel bir alıştırma oldu. Yarın kermesimize geleceksiniz ya. Ben hep buraya mı geleyim? Birlikte mi gideriz okula? Mavi beni getirir. Çok isterdik ama gelemeyiz Bambi'cim. Yarın doktora gitmemiz gerekiyor. Niye doktora gitmeniz gerekiyor? Hani çocuğumuz olsun diye tedavi görüyorduk ya. Sen öyle güzel sözler söyleyince biz tekrar denemeye karar verdik. Belki bu sefer bir kızımız olur ha? Ne dersin? Olmazsan... Bambi, hadi gel biz gidelim. Niye çocuğunun olması için doktora gidiyorsun ki? Canım, bu üzülecek bir şey değil. Üzülecek bir şey? Çünkü çocuğunun karnından çıkmasını istiyorsun. Yuvadan çıksa olmaz mı? Bambi, tamam uzatma. İstemiyorlarsa zorlama olmuyormuş demek ki. Hadi gel. Annesi babası cennete gittiği için yalnız kalan çocuklara yazık değil mi? Onların anne babası olmasın mı? Hep yalnız mı kalsınlar? Annelerine hiç sarılmasınlar mı? Bambi. Kardeşim ne oldu? Biz onu üzmeyi hiç istemeyiz. Biz gerçekten kardeş değiliz. Bambi'nin de ailesi yok, benim de ailem yok, Mozi'nin de ailesi yok. Yuvada kalıyoruz biz. Bambi okuldaki çocukların ailelerine özeniyor. O da herkes gibi kendisi ailesi yanında olsun istiyor. Ondan üzüldü. Ama bir sıkıntı yok, neyse boş verin. Biz hallederiz. Bambi bekle. Biz Ömer abinle yarın kermesine katılacağız. Tamam mı? Sen sakın üzülme. Seni yalnız bırakmayacağız.
Gerçekten mi? Gerçekten. Sabah erkenden gelip bütün gün yanında kalacağız. Anlaştık mı? Hem de aşırı çok anlaştık. Ne güzel toplam o ziyaret. Jülfin beni aşırı güzel görsün. Benim saçımı kim tamam hadi tamam. Sonra uğraşırsınız tokanızda. Hadi hadi. Hadi hadi hadi. Görüşürüz herhalde. Hadi. Hadi hadi. Hadi. Ya daha gelmemişler. Ya unuttularsa, ya vazgeçtilerse gelmekten ben gidip evlerini hatırlatayım mı? Geleceğiz dediler ya Bambi'cim. O kadar peşimizden koştu. Hatta Ömer abinle birlikte geleceğiz dedi. Daha erken bekle biraz. Bekleyeyim değil mi? Çok şirin olayım. Giysilerimi hiç kirletmeyeyim ki hemencik kızları alayım. Değil mi atışkım? Aa, görüyor musun? Mavi şuraya geçeceğiz. Bunlara bak. Ailesi hep katilmiş. Bunlar katilmiş. Gel bu Mavi ne oluyor? Çok garip bakıyorlar. Yine bitlendiğimizi falan mı sanıyorlar acaba? İstemiyoruz böyle çocuklar. Tamam, tamam. Duydunuz mu? Abisi de katilmiş. Ya ne oluyor? Bilmiyorum Mavi. Yalan söyleme, yüzünden belli. Söyle, niye herkes bize böyle garip garip bakıyor? Sağ olasın hanımefendi. Afiyet olsun müdürüm. Gel, gel. Şöyle otur bakalım, gel. Ayşegül Hanım seninle konuşacakmış. Oturalım şöyle. Otur. Hayal et. Senin yaşadığın olayla ilgili benim bir rapor hazırlamam gerekiyor. Burada çalışmaya devam edebilmen için bana yardımcı olman gerek, tamam mı? Korkma oğlum, korkma. Kimse senin elinden işini gücünü almayacak. O hamile kadını korurken anam babam mı gözünün önüne geldi? Mahir Bey lütfen. Ayşegül Hanım, süslü süslü lafları bir kenara bırakalım, mevzuya hemen gireyim diye söyledim ben bunu. Sen ne yaptın? O adamı döverken babanın hıncını mı aldın o heriften? He, hayır dedi. Hayır dedi, yazın oraya. Hayır dedi Ayşegül Hanım, hayır dedi. Hayal et. Peki o olaydan sonra anneni hiç hapishanede ziyaret ettin mi? Neden? Bir iki kere istedi aslında. Ama annesi görüşmek istemedi hapishanede. Oğlanı bozmayalım burada dedi. Çocuklarla aran düzelmiş sanırım. Mahir Bey öyle söyledi. Zeynep'le barıştınız mı? Barıştınız mı? Şimdilik bu kadar tamam. Bana yardım ettiğin için teşekkür ederim. Ama benim bir de akşam çocuklarla konuşmam gerekiyor. Tamam mı? Ne işte? Gördün mü bak? Pamuk gibi oğlan. Ona şiddete falan eğilimi olamaz Ayşegül Hanım. Kefili benim. Eğer öyle bir şey olsaydı bir dakika bile tutmazdım çocukların yanında. Babası anasını dövmüş, anası da can havliyle babasını öldürmüş. Ne yapacağız biz şimdi? Bedeni bu çocuğa mı ödeteceğiz? Onun ne suçu var da her yaptığını anasının babasının yaptığına bağlıyoruz biz Ayşegül Hanım? Yani çocuklar bu durumu atlatabildiyse, eğer hayalete karşı bir korkuları yoksa... Gelsinler gör. Unuttular bile. Şimdi boş yere işinden hayatından etmeyelim çocuğu. Yuvanızdan bir suç işlemiş. Biz hepimiz öğrendik. Az kalsın birisini öldürüyormuş. Hayaleti duymuşlar Mavi. Duyarlarsa duysunlar. Bizim abimiz bir kadını korudu. Suç işlemedi. Arkadaşım kulaklarıyla duymuş, tamam mı? Koskoca kadın yalan söyleyecek hali yok. Oğlan bayağı sokağın ortasında cinnet geçiriyor. Kafa gitmiş bunun, yani delirmiş.
Ondan sonra kadın adama saldırmış, hastanelik olmuş. Zaten annesi de katilmiş bunun. Yani bayağı babasını öldürmüş. Hapiste yatıyor, doğru değil mi? Hayalet'in annesi katil miymiş? Anlata anlata benim dilimde tüy bitti. Katil çocuğu, hırsız çocuğu. Biz mecbur muyuz evlatlarımızı bunlarla oturtmaya? Yani anası babası neyse belli ki bu da öyle olacak. Mecbur yani. Biz babamız gibi değiliz. Duydular İnna, duydular Mavi. Sevinecekler beni. Kötücük sanacaklar. Her şey senin yüzünden oldu Hayalet. Her şeyi mahvettin. Muzi! Bir kerecik bile başka çocukların annesini kıstanmayacaktım. Bir kerecik. Senin yüzünden beni almayacaklar işte. Ne oluyor? Ne oluyor? Onun yüzünden bize katil dediler. Babanız gibisiniz dediler. Ne diyorsun sen be? Doğru konuş. Doğru işte. Onun yüzünden bize de kötü dediler. Onun yaptıkları yüzünden bizden de korktular. Onun annesi katilmiş. Bana bak. Amcaya da o etti işte. Biliyorum ben. Ben yalancı değilim. Pınar Sezer'e gitmemem için yaptı. Annem olmasın diye yaptı. Sen de annen gibi kötüsün işte. Hey! Git! Sen görsene artık git! Ne oluyor? Hey! Hayalet, iyi misin? Bakma sen o şapşallara. Okuldaki kadın yüzünden oldu. Zaten o kadın hep bize kötülük ediyordu. Onun suçu hepsi. Sen... Nereye? Hayalet nereye gidiyorsun? Dur! Hey, dur. Gitme ne olur bırakma beni. Annen, ne var annen katilse? Sen annen gibi değilsin ki. Sen benim canım abimsin. Sen benim abimsin Hayalet. Ne olur gitme. Babamı ben öldürdüm. Şımarıklar sizi! Annesi olmasın diye adamı dövmüş, öyle mi? Lafa bak ya, lafa bak, lafa! Kızım, insanlar senin yolunu gözlüyorlar. Gitmeyen sensin be! Mahir Bey, tabii. Ya bir saniye Ayşegül Hanım. Ne oldu kızım? Aşağıda car car konuşuyordun, ne oldu? Mahir Bey, bir saniye. Siz dışarı çıkıp aşağı iner misiniz? Ben kızlarla... Özür dileyeceksiniz hepiniz. Hayalet gelecek, ellerine ayaklarına yapışacaksınız, özür dileyeceksiniz. Ne? Hayalet babasını mı öldürdü? Kızım sen ne diyorsun be? Bilmiyorum. Aşağıdaki adres gitti. Mahir Bey ne demek bu? Ne bileyim ben Ayşegül Hanım ne demek? Anlayacağız. Olamaz Ayşegül Hanım. Nasıl olamaz? Nereden biliyorsunuz Mahir Bey? Değilse neden böyle bir şey yazdı bu çocuk? Bilmiyorum ki Ayşegül Hanım. Bulunca soracağız işte. Bak bak bak.
hayal et, kendisi ben öldürdüm diyorsun. Ya yeter artık Mahir Bey, bana her şeyi açıklayacaksınız. Çocukları iyi dediniz, kıyamet koptu. Hayal et, iyi dediniz, katil çıktı. Eğer beni yanınızda istiyorsanız, şimdi bana her şeyi anlatacaksınız. Bu çocuğun babasını kim öldürdü, bu çocuk kim? Artık tek bir yalanda ben yokum. Ayşegül Hanım, babasını anası öldürdü. Bundan tek bir şüphe yok. Nasıl yok? Nereden biliyorsunuz? Nasıl yok? Bir insanı can havliyle bıçakladığınız zaman ne olur biliyor musunuz Ayşegül Hanım? Kabzasını sağlam tutamazsınız ve bıçak avucunuzu keser. Anasının eli yarıktı. Bıçakta da sadece anasının DNA'sına rastlandı. Bunu biliyorum çünkü onu ben tutukladım. Nasıl yani? Siz polis miydiniz? Oldu mu şimdi? Ha? Öğrendiniz mi her şeyi? Rahatladınız mı? Ben sizi... Bana niye söylemediniz Mahir Bey? Bana söyleseniz ne olacaktı? Ne olacaktı? Daha fazla soracaktın. Öyle Ayşegül Hanım, ya sizin kafanızda tasarladığınız gibi saklı gizli hiçbir şey yok. Hayalet benim hiçbir şeyim değil. Sadece anasına sözüm var. Hepsi bu. Şimdi gidebilir miyim? Pollyanna. Kızlar yukarıda ağlıyor da... Serçe de odayı kimseye almıyor. Mavi'cim, kusura bakmayın, gidip geldim. Sen ne yapıyorsun? Nedir senin derdin? İşinden atılmak mı? Ne yazdın sen öyle? Efendim Sinan? Amirim, haberler kötü vallahi, kusura bakma. Senin oğlunun anısını hastaneye sevk etmişler. Durumu daha ağırmış. Ben izni aldım da. Yani kadın inşallah konuşabilecek durumdadır. Eyvallah Sinan. Sen bana adresi yollarsın. Her ya ben böyle şansım. Ta! Haydi kalk kalk, gidiyoruz. Anan ölüm döşeğinde, haberin yok. Haydi oğlum, haydi kalk. Hadi oğlum, hadi. O karısına zarar vermiyordu. Sadece konuşuyordu onunla. Nasıl konuşuyorlardı peki? Anlatır mısın bana? Annemle Hakan abi gibi. Yani... Birbirlerine vuruyorlar mıydı mesela? Evet ama kötü vurma değil. Karısını sevdiği için. Karısını sevdiği için mi vuruyordu? Evet. Çünkü çok aşık olanlar birbirini kıskanır. O zaman da biraz vurabilir. Annen mi söyledi bunu sana? Hı hı. O yüzden Hakan abi Yavuz öyle vurmuştu. Onu çok sevdiği için. Serçe. Canım. Hayır canım. Birbirini gerçekten seven insanlar asla birbirini vurmazlar. Asla. Vurur. Aşk olunca vurur. Hayır Serçeciğim. O aşk değil. O kötü bir şey. Annen yanlış biliyor. O yüzden hapse girdi zaten, unuttun mu? Hakan abine vurduğu için. Birbirini gerçekten seven insanlar mutlu etmeye çalışır. Tıpkı arkadaşlarla senin aranda olduğu gibi. Annem Hakan abiyi sevmiyor mu? Hayır, seviyor. Hem de çok seviyor. O yüzden beni buraya bıraktı ya. Onunla evlenmek için. Serçe. Canım. Anne sevgiyi yanlış biliyor. Ama sana söz veriyorum, sen doğrusunu bileceksin. Yeni ailenle gerçek sevgiyi öğreneceksin. Sana söz veriyorum. Ustuklu'nun oğlu. Girebilirsiniz. Hı. Şuna bak.
İçeriye girince saçma sapan hallere girip üzme kadını, tamam mı? Elini öp, helalliğini iste. O da sana işin aslını aslarını anlasın. Tamam mı? Hadi. Kendisini öldürdüğünü söylüyor. Ne? Nasıl? Bunca zaman sen öyle mi? Nasıl oldu? Anlatacaktın ona, benim yaptığımı söyleyecektin. Kaldır kafanı. Sen hiçbir şey yapmadın. Duydun mu beni? Sen bir şey yapmadın. Babamı öldürdün. Babamı öldürdün. Babamı... Konuşma sakın. Sakın bir daha ağzını açma. Babanı sen öldürmedin. Babam beni döverken ben babanı ittim. Tamam? Ben öldürdüm babanı. Sen hiçbir şey yapmadın. Sen benim canımsın. Sen benim her şeyimsin. Sen benim bir tanemsin. Bak. Sakın. Sakın kimseye bir şey söyleme, tamam mı? Korkma Sema. Korkma, oğlumuzu bulmaya gidiyorum.
olduktan sonra senin gözünün önünde öldüreceğim. Dinle beni. Bak, eğer şimdi kaçarsan ya annen ölürse o zaman pişmanlık neymiş görürsün. Anladın mı? Şimdi git onun yanına ve yaptıkları için teşekkür et. Yoksa ben hakkımı helal etmem. Anladın mı? Dönmeyeceksin diye çok korktum Hayalet. Bir daha kaçma olur mu? Biz sensiz ne yaparız Hayalet? O arsızlar nerede? Mutfakta seni bekliyorlar. Polyan'la konuşuyor onlarla. Siz burada bekleyin. Mahir Bey, ben çocuklarla konuştum. Tamam Ayşegül Hanım. Müsaade et bize. Bir de ben konuşayım. Konuşsanıza. Ne yaptınız siz bugün? Hayalete kötü şeyler söyledik. Bugün siz başınıza gelen her şeyin acısını Hayalet'ten çıkardınız. Bunu niye yaptınız peki? Biliyor musunuz? Niye yaptınız bunu? Çünkü sizin gücünüz Hayalet'e yetti. Tıpkı Hayalet'in babasının annesine yettiği gibi. Tıpkı okuldaki velilerin gücü size yettiği gibi. Sizin gücünüz de o pamuk gibi çocuğa yetti. Bugün sizin o Hayalet'in dayakçı babasından ya da okuldaki velilerden hiçbir farkınız kalmadı. Thank you.
kimin kalbini kırmışsınız? Bakın. Bakın ondan sonra karar verin. Onlar gibi taş kalpli mi olacaksınız? Yoksa hayalet gibi pamuk kalpli mi? Annelerin babalarının yaptığı gibi yapmış. Annem benimkini dağınıklık diye atar da. Çileye bayılır, sürekli sakız çiğner, patlayan şekeri çok sever. Lan sen böreği patatesli mi seviyordun? Bilmiyor muydun? Bilmiyordum vallahi. Senin hiçbir suçun yoktu hayalet. Seni suçladığım için özür dilerim. Ben de özür dilerim. Sana büyük haksızlık ettim. Sen çok iyi bir abisin. Bildiririz hayalet. Şuna ya. Şunun bıyıklarına bak ya. Evet, damlıyor değil mi orada? Ay Mahir. Baksana en güzel bu çıkmış. Bunu büyütüp salona asalım mı? Ya evet evet. O da güzel. Baksana cin gibi maşallah ya. Hepsi güzel. Ne yapsak acaba? Bunların hepsini mi assak ya? Aa, ne öyle serk sarayı gibi? Olmaz değil mi öyle ya? Ha? Görmemişin oğlu derler. Derler vallahi. Ya görmedik ne yapalım? Geç baba olduk. Görmedik ki. Gençken burnunun ucunu görebilseydin bu kadar geç kalmazdın. Ya burnumuzun ucunu görebiliyorduk da yani mahallenin en güzel kadınının bize aşık olduğunu bilmiyorduk. Bu mu? Oğlum hadi sen seç bakalım hangisi en güzel? Ha söyle bakayım bu mu bu mu? İşte tam da benim seçtiğimi seçtin ya. Aslanım benim ya. Babasının seçtiğini sevdi işte. Ama senin aslanının bıyıkları çıkmış galiba. Gel bakalım, bakalım ya. Silelim birazcık. Oh. Hmm. Babası biliyor musun oğlum bu sabah bana ne dedi? Büyüyünce ne olacağını söyledi. Ne olacakmışsın? Baba. Baba. Hı? Nasıl baba? Senin gibi. Benim gibi. Ben o kadar iyi bir baba mıyım bakayım? Evet.
Sana neler yapacağım ben şimdi. Arabaya oturtacağım seni. Oradan vır 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 yürüyeceğiz ya. Gel oğlum. Yenge. Yenge sen buralara gelmezsin hiç. Bir tatsızlık mı oldu, hayırdır? Yok bir şey Sinan, merak etme. Buyur otur yenge, otur. Oturmayayım ben Sinan. Bunu Mahir'e ulaştırabilir misin diye sormak istedim sana. Yenge, başımla beraber tabii de. Amirimle aranıza şey etmesem, adresini vereyim siz götürseniz daha iyi değil mi? Hayır, sakın. Sana daha önce de söyledim. Onun nerede yaşadığını, ne yaptığını bilmek istemiyorum ben. Bak, böyle bir ricam var sadece. Yaparsan memnun olurum. Yapmasan da başka bir yol bulacağım artık. Emrin olur yenge. Laf olmaz. Sağ ol Sinan. İmzaladıktan sonra da adresime göndersin bir zahmet. Hayırlı görevler. Sağ ol yengem. Sağ ol. Neco. Ben bir Mahir amirimin yanına uğrayıp geliyorum. Sen bir emirime bakarsın, olur mu? Kadar var mı hayaletin yumurtası? Hayalet, ellerine sağlık, gerçekten çok lezzetli olmuş. Bu arada Mahir Bey sana haber vermeden mi çıktı? Ya arıyorum, telefonu da açmıyor. Belki de Berikçi'ye gitmiştir. Bir. Yavaş yap, olacaksın nene ya. Yok zaten doydu anne. Geç kaldım, çıkayım artık. Neneciğim, nereye gidiyorsun? Arkadaşlarımla buluşacaktım da öptüm ve kaçtım. Bye. Dikkat et. Şey, nenenin yeni bir arkadaşıymış. Bana bahsetti biraz. Göreceğiz bakalım iyi miymiş, değil miymiş. Günaydın Gülay abla. Günaydın Kader. Hadi sen mutfağa gir, fırına bak. Tamam. Gülay Hanım, iyi günler. Kolay gelsin. Sağ olun. Buyurun. Zahmet etmişsiniz. Gerek yoktu. Rica ederim. Çiçek bir gereklilik değildir ki. Bir nebze olsun, sizi gülümsetmek için vardırlar. Dilekçeyi soracaksanız eğer, eşime iletildi. Bugün yarın imzalanmış bir şekilde elime ulaşmış olur diye tahmin ediyorum. Geçmiş olsun diyelim o zaman. Sebebi ziyaretim birazcık da bununla ilgili aslında. Şöyle oturalım mı? Tabii. Buyurun. Bir sorun mu vardı Serkan Bey? Bilakis, bilakis. Arzum şu zor günlerinizi en sorunsuz şekilde atlatmanıza yardımcı olmak. Biz başından boşanma geçmiş iki insan olarak birbirimize destek olmalıyız diye düşünüyorum.
Ben aynı durumda olduğumuzu düşünmüyorum Serkan Bey. Bunu söylemek biraz ön yargılı davranmak olur. O yüzden tabii sizin için de uygunsa akşam sizi yemeğe davet etmek isterim. Siz beni gerçekten çok yanlış anlamışsınız Serkan Bey. Anlamadım. Şöyle açıklayayım. Kocamdan boşanıyor olmam bana böyle labali şekilde davranma hakkını vermez size. Kusura bakmayın, ben yanlış anlamışım o zaman. Kesinlikle öyle olmuş. Bakın, kağıt üstünde kocamdan boşanıyor olabilirim. Ama kalbimde ölene dek onunla evli kalacağım. Ayrıca ondan bir başkasıyla değil el ele tutuşmak, göz göze gelmem bile mümkün değil. Bundan sonra karşılaşmasak daha doğru olur. Davanızı bir arkadaşıma yönlendiririm. Çok sevinirim. İyi günler. Amirim, Gülay yenge bu zarfı sana iletmemi istedi. Kötü bir şey yok değil mi? Açmadım abicim ya, ben de endişelenmeye başladım. Başına bir şey mi geldi acaba? Yani bu kadar aramaya kesin geri dönerdi. Merak etme, onun başına hiçbir şey gelmez. Merak etme, börekçiye de gitmemiştir. Efendim? Ya şey, bir aralar börek yapan bir kadının yanına gidiyordu da onu dedim. Nasıl? Yani... Sonuçta bizi ilgilendirmez tabii. O Mahir Bey'in özel hayatı. Sizin de müdürünüz değil mi? Zaten ben çocuğum. Büyüklerin işlerinden anlamam. Sonuçta Cık Cık Yuva Müdürü. Bazı sorumlulukları var. Biz varız. Dışarıdan biri onu anlayamaz değil mi? Yani. Çalışma saatleri, yaşam koşulları. Dışarıdan biri anlayamaz onu tabii. Özveri gerektiren bir durum. Ve ayrıca Cık Cık dünyanın en aksi ve çekilmez bir insanı. Yok, aslında o kadar değil. Ya sadece doğru tellerine basmayı bilmek gerekir. Ama sen biliyorsun. Sen geldiğinden beri yüzü bile gülecek neredeyse. Yoksa sen onu eskiden görecektin. Oo, ne biçim sinirliydi. Ama bence sen ona iyi geldin. Neyse. Onu arayıp nerede olduğunu öğrenmemi ister misin? Olur. Ne var? Ya şey, Muzi'nin midesi acayip bulanıyormuş. Hayalet hastaneye götürelim diyor. Şey, gelebilecek misin? Neredesin? Ben Haliç Köprüsü'nün oradayım. Ya Hayalet'e söyle çekmeceden para alsın. Taksiyle gidin hastaneye. Kimliğini de almayı unutmasın. Ben de geliyorum birazdan. Yok 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 yok. Sen kal orada ya, keyfine bak. Zaten bence şımarıklık yapıyor. Biz hayaletle hallederiz. Yavrum bir şey yoksa o zaman niye rahatsız ediyorsun? Hah. Şımarıklığı tuttuysa eğer bir yere götürmeyin. Yatsın uyusun. Tamam tamam, hadi bay bay. Mavicim ne yapıyorsun sen? Böyle şeyin yalanı söylenir mi hiç? Ne yapayım? Gereksiz şeyler için özel telefonunu kullanmamız yasak. Of Mavi. Ya şey, Haliç Mine öyle bir köprünün oradaymış. Ne yapacağız biz seninle? Mahir Bey'in kopyası gibisin gerçekten. Kızı olsan ancak bu kadar benzerdin herhalde. Bak, sakın bir daha böyle bir konuda kimseye yalan söyleme, tamam mı? Tamam, tamam. Hadi sen git onun yanına, hadi. İyi tamam, ben gidiyorum. Siz de kendinize dikkat edin, tamam mı? Tamam. Thank you.
Seni mi gönderdi yanıma? Mavi mi? Sizi bulmama yardım etti. Yani biçimsiz bir şekilde yardım etti ama bu yolları kimden öğrendiğini tartışmaya gerek yok herhalde. Konuşmak ister misiniz? Yine başlamayalım ne olur. Şurada 5 dakika kafamı dinleyip ondan sonra çekip gideceğim yuvaya. Yok bir şeyim benim, merak etmeyin. Tamam. İyi o zaman, biz de susarız. Kötü bir haber mi aldınız? E hani susacaktık Ayşegül Hanım? Tamam Mahir Bey, pardon. Sen haklıydın. Benim gidecek hiçbir yerim yokmuş. Ne bir geçmişim, ne de ait olduğum bir yer yokmuş. Siz ait olduğunuz yerdesiniz Mahir Bey. Şimdiye şanslısınız. Belki şimdi, siz... Şimdiye şanslısınız. Şimdi. Seni yanımdan laf olsun diye uzaklaştırdım sanıyorsun. Kıymet vermediğimden yanıma yaklaştırmadığımı sanıyorsun ama işin aslı öyle değil. Ne peki? Beni niye yanınızdan uzaklaştırıyorsunuz? Ayşegül Hanım, o didik didik ettiğiniz geçmişimi bir öğrenseniz bir dakika bile yanımda durmazdınız. Şansımı açtı, boş verin. Fazla girmeyelim, uzatmayalım mevzuyu. Buna da mı siz karar vereceksiniz? Ayşegül'üm. Benim oğlum suların altında yatıyor. Benim hatam yüzünden. Oğlumu ben öldürdüm Ayşegül Hanım. Benim hatam yüzünden. İşte öyle. Kadercim. Gül abla. Şekerimiz azalmış da marketten gidip alabilir misin? Al canım. Ne oldu, anlamadın mı? Anladım. E hadi koş. Hoş geldiniz, buyurun. Gülay Hanım. Buyurun benim. Sosyal hizmetlerden Kenan Türkmen. Sizinle oğlunuz hakkında konuşmak istiyorum. Oğlum hakkında mı? Oğlumu kaçıran Süleyman, anasız babasız abisiyle beraber sokaklarda büyümüş. Abisi bir sokak kavgasında birini öldürünce biz de onu tutuklayıp hapse attık.
İçeride de ne yaptıysa biri onu öldürmüş. Süleyman da benden bildi. Yine siz görevinizi yapmışsınız. Görev ya. Görevimi yaptım ben. Sonra bu Süleyman sık sık emniyete girip abisini sordu. Nereden geldiğini, yetimliğine bakmadan başımdan savdım onu. Meğerse çocuk kimsesizliğini anlatmaya çalışıyormuş. Git dedim, iş bul çalış. Böyle boş boş konuştum. Sanki biri ona sahip çıkacak, iş verecekmiş gibi. O oğlunun katili sensin dediğinde canı acımasın diye sakalımla bile öpmeye kıyamadığım oğluma olan kıskançlığı gitmiyor gözümün önünden Ayşegül Hanım. En kötüsü de ne biliyor musunuz? Oğlumun katilini ben yarattım Ayşegül Hanım. Tüm yapamadıklarımla, tüm umursamazlıklarımla onu ben yarattım. Oğlumu ben öldürdüm. Ve cezandı 99 çocuğa aile bulmak, öyle mi? Peki sayı tamamladığında kendini affedebilecek misin? Bir anneyi evlatsız bırakmayı, mesleğini babalığının önünde tutmayı insan affedebilir mi Ayşegül Hanım? Siz bakabilir miydiniz böyle bir adamın yüzüne? Seninle her suçun günah bedelini ödemeye hazırım. Beni görmeye hazırsın. Nasıl yani? Benim oğlum mu? Gerçekten mi? Benim oğlum. Olabilir mi böyle bir şey? Mümkün mü? Yani neredeymiş şimdiye kadar? O çocuk onu suya attım demişti. Sonra biz onu kazanı bulduk. Ama Mahir aylar çağırdı onu. Mahir hiç inanmamıştı ki. Sakin olun Gülay Hanım. Elbette kesin sonuca DNA testinden sonra ulaşacağız. Ama çocuk kimliksiz olarak yetiştirme yurduna bırakılınca annesi 8 yıl önce çocuğu kaçırdığını itiraf etmek zorunda kaldı. Annesi mi? Yani kadının anlattıklarından onun sizin çocuğunuz olduğu sonucuna vardık. Çocuğunuz yaşıyor Gülay Hanım.